Günaydın. Ne yaptınız? Sağlık otobüslerinde işe mi başladınız? Bütün duraklar, saatler biliniyor. Atla. Siz biz yok bugün. Yiğit ve Deniz var. Patron asistan da olmayacağız, tamam mı? İş ne olacak? Güç. Sen benden 24 saat istememiş miydin? Sadece bir günümüz olsun dememiş miydin? Al sana bir gün, patrondan izinlisin. Haber vermek gerekmiyor mu? Bana mı haber vereceksin? Hı-hı. Aldım ben haberi. Ver bakayım şu telefonu. Mesaj atayım mı size? Ver, ver. Şu senin telefonun, kapatalım. Bu da benim telefonum, kapatalım. Bugün telefonlar kapalı. Ne yapacağız peki? Plan ne? Planımız geçmişe yolculuk. Ne yapacağız? Arabayla geçmişe mi uçacağız? Hayır, biz geçmişe gitmeyeceğiz ama geçmişi bugüne getireceğiz. Yaşayamadıklarımızı yaşayacağız Deniz seninle. Aylar önce o parkta seninle buluşsaydık ertesi gün neler yapacaktık biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorsun ama öğreneceksin. Hatta öğrenmekle kalmayıp tek tek hepsini yaşayacaksın. Hazır mısın buna? Bilmem. Hazır mıyım yani? Bence hazırsın. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Bir dakika, burası... Evet, burası. Küçükken gelmiş miydik buraya? Doğru, gelmiştik. Bir gün okuldan kaçmıştık, buraya gelmiştik. Ne yapmıştık? Pek bir şey yapamamıştık aslında, yani... sosisli yiyecektik, yiyememiştik. Ya ben onu hatırladım ya. Çok güzeldi o sosisli, ketçaplı, hardallı. Canım çekti şimdi. Bir şey söyleyeceğim, niye yiyemedik ki biz onu? Paramız yoktu. Aman be. Bir şey daha yapmıştık biz ya. Bir dakika. Film mi izlemeye gelmiştik acaba? Evet, doğru hatırlıyorsun. Bu film mi acaba? Tesadüf mü yani şimdi bu? Bir dakika. Peki izledik mi? Ben hatırlamıyorum ya. İzleyemedik mi? Doğru hatırlıyorsun, izleyemedik. Yaşımız tutmamıştı. Şimdi tutuyor yaşımız. Sosisi alacak paramız da var. Yani. De. Burası sanki kapalı ya. Kimse yok. Bir de tadilat var sanırım. Evet, kapalı. Tadilat değil, inşaat var. Çünkü burayı yıkıp yerine yenisini yapacaklarmış. Nasıl izleyeceğiz filmi? Ben her şeyi ayarladım, sen merak etme. Niye biliyor musun? Çünkü ben sana aşık olduğumu burada anladım Deniz. İstediğimiz hiçbir şey olmuyordu. Hı. Yemek yiyemiyorduk. Filme giremiyorduk. Ama öyle güzel vakit geçiriyorduk, öyle güzel eğleniyorduk ki... Asıl istediğimin sen olduğunu anladım. Sen yanımda olduğun sürece başka hiçbir şeyin önemi yoktu benim için. Sadece sen olsan yeterdi. Benim için hayatta en değerli şey sendin Deniz Aslan. Hoş geldiniz Yiğit Bey. Hoş geldiniz Deniz Hanım.
Sen gerçekten bütün bunları benim için mi ayarladın ya? Bizim için. Mısır alalım mı? Alacağız zaten. İster görgüsüz de ister aç gözlü, ben mısıra doyamıyorum. Ben sinemaya mısır yemek için geliyorum. Evet, bunu itiraf ediyorum. Yağlı ve tuzlu bol bol mısır. Doyamıyorum ya. Biliyorum, doyamadığını biliyorum. Çocukken de yettiremezdik zaten sana. Evet, hiç yetmedik. Büyük boy alır mı sence? O da yetmez ki sana. Of. Umarım Deniz mutsuz olmaz. Olmayacak, izle bak. Ben beyefendiyle daha önce görüştüm. Organize ettik. Dedim ki, Deniz Hanım'a hiçbir şekilde mısır yetiştiremiyoruz. İster büyük boy olsun, ister double double büyük boy olsun, hiçbir şekilde yetmiyor. Onlar da bize bir çözüm ürettiler. Nasıl? Çözümü beğendin mi? Yani şu anda inanamıyorum. Şu anda konuşamıyorum. Yani şu an çok şaşkınım. Sen bir mucizeyi gerçekleştirdin. Sen bir insanın hayallerini gerçekleştirdin Yiğit Balcı. Gerçekten siz de tanık oluyorsunuz. Doldurur mu Ezan? Ben doldurabilir miyim popcorn abi? Ne olur ben doldurayım. Tabii ki, buyurun. Koş. Gün senin günün Deniz Hanım. İstediğin her şeyi yapabilirsin. Bize kalır mı acaba? Sana sormalıyız. Sen izlemiş miydin bu filmi daha önce? Şu an yaşadığımız her şeyi ilk defa yaşıyorum ben. İzlemedim. Sen? Ya yani muhtemelen televizyonda gösterilmiştir ama tuhaftır ki ben denk gelmedim yani. Ben de ilk defa izliyorum. Tuhaf değil Deniz. Kader. Kader mi? Gerçekten. Gerçekten. Aferin başkanım. Ya bu adam daha önce nerede oynamıştı? Adam? Adam şey ya. Nerede? Arabalı yarışlı filmlerde falan oynuyordu. Bir filmde oynuyordu öyle bir film. Arabalı yarışlı? Hı. Ne oldu? Boynum falan tutuldu. Yok. Şey yapayım, geriniyorum. Ben böyle film izlemeye başlamadan önce gerinirim çünkü... hani farklı bir dünyanın içine gireceğimiz için... rahatlamak lazım, öyle düşünüyorum. Farklı bir dünya. Ne heyecanlı bir film bu böyle ya. Evet, heyecanla nefes kesildi. Bunlar bizden daha heyecanlı çıktı. Bunlar büyümemiş, küçülmüşler. Ama içlerindeki sevgi hep aynı kalmış. Yani şu filmin sonunda bile ağladın Deniz ya. Bir şey söyleyeceğim, ağlamadım. Gözüme bir şey kaçtı ve şu anda yaşarıyor. Gerçekten şu gözümde bir şey var ya. Tabii. Muhakkak kaçmıştır. Ya sen çocukken de böyleydin. Hangi filmi izlersek izleyelim sonunda ağlıyordun, bir de böyle inkar ediyordun. Benim kipriklerim içine kaçıyor küçüklüğünden beri, tamam mı? Biliyorum benimki. Aman.
Yerlerini mi için ağlattın? Yok. O kadarını planlamamıştım ama güzel oldu. Her şey planladığın gibi gidiyor mu? Evet. Ama daha yeni başladık. Gel bakalım. Nereye gidiyoruz? Soru sorma. Yaşa. İyi günler efendim. Kapatabilirsiniz burayı. Biraz önce cilalı yerde kaymam yetmedi herhalde. Buza geldik. Ben bir kolumu bacağımı kırayım istedim. Evet. Hiçbir şey olmayacak. Düşeceksek de beraber, kalkacaksak da beraber. Güven bana. Benden intikam almaya çalışan bir insana neden güveneyim böyle kaygan bir zeminde? Çünkü şu anda karşında senden intikam almak isteyen Yiğit Balcı yok. Şu an karşında sırf senin için Amerika'dan kalkıp gelmiş olan çocukluk arkadaşın Yiğit Balcı var. Tamam mı? Hadi bakalım. Küçükken sıcak çikolata ne çok içiyorduk, değil mi? Bunun adı sıcak çikolata değil. Bunun adı Deniz. Anlamadım. Amerika'ya ilk gittiğimde devamlı gittiğim bir kafe vardı. Her gün oraya gidip sıcak çikolata içip seni düşünüyordum. Gerçi ben hep seni düşünüyordum ama neyse. Gel zaman git zaman tabii oradaki garsonla tanıştık, arkadaş olduk. Bir gün bana Türkçe sıcak çikolata nasıl söyleniyor diye sordu. Ben de düşündüm, dedim ki Deniz. Evet. Onun adı Deniz. Sonra gittiğim her gün önüme fincanı koyup Deniz'in geldi, Deniz'in geldi diyordu. Ben de heyecanlanıyordum işte. Ne kadar çok düşünmüşsün beni. Tutunacak başka hiçbir şeyim yoktu. Bir gün tekrar buluşacağımız, kavuşacağımız günü hayal ediyordum. Şu anı. Ben senin beni düşündüğün kadar seni düşündüm mü bilmiyorum yani bu kadar. Seni düşünmek karşılık beklemeden yaptığım bir şeydi Deniz. Buraya dönmeye karar verdiğim zaman da bir beklentim yoktu. Umudum vardı sadece. Yıkılıp giden umudum. Senin paramparça ettiğin umudum. Bir şey soracağım. Bugün Amerika'dan döndükten sonra beni gördüğün ilk gün, unuttuk mu? Evet. Söz vermiştin. Söz verdim. Haklısın. Ne yapalım istersen? Yemek. Yemek yiyelim. Tamam.
O zaman eve gidiyoruz. Eve mi? Sana kendi ellerimle yemek yapacağım. Amerika'dan döndüğün gün beni görseydin eve mi gidecektik biz? Yeterince zaman kaybettik diye düşünüyordum. Senin ne işin var benim evimde ha? Aslında doğru soru, sen benim evime nasıl girdin ya? Ha? Sen nasıl girdin benim evime ya? Senin ne işin var burada? Benim evimde ne işin var senin? Bak baban öyle, sana soruyorum. Ne işin var senin bu evde? Yiğit. Deniz, iyi misin? İyi misin Deniz? Ha? Evet. İyi misin bak? Evet. Hop 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 hop. Gel buraya gel. Dur bakalım sen dur. Seninle daha işimiz bitmedi kardeş. Gel bakalım sen buraya gel. Gel. Ne işin var senin benim evimde? Ne işin var senin benim evimde? Bak Deniz, gördün mü kardeşi? Bak kardeşi gör Deniz, kardeş. Al sana kardeş. Bırak gidelim. Daha tanışmadı iki gün olmuş, geliyor benim evimi soymaya kalkıyor kardeşim. Ben seni soymaya çalışmadım. Ne işin vardı o zaman burada senin ha? O adam kimdi o zaman? Ne işiniz vardı benim evimde? Nasıl girersiniz siz buraya ya? Bırak gideyim lütfen. Nereye gidiyorsun ya? Ha? Nereye gidiyorsun ya? Şaka mısınız siz ya? Var mı böyle bir şey ya? Var mı böyle bir şey? Sen abi abi diye gelip benim boynuma atladın ya. Orada da niyetin buydu değil mi senin ha? Gelip evimi soymak, benden bir şeyler koparmak değil mi? Deniz, polisi ara. Dinleyebilir miyiz? Ben bunun nesini dinleyeyim Deniz? Ben bunun nesini dinleyeyim? Ben başıma gelecekleri o kadar iyi biliyordum ki. Ben işte senin sorduğun sorunun cevabını aldım mı şimdi? Niye uzak duruyorsun dedin. İşte ben bu yüzden uzak duruyorum. Çünkü benim karşıma kim gelse benden bir parça koparıyor. Bu nedir ya? Nedir bu? Ara polisi Deniz. Polisi ara, seni vereceğim polise, tamam mı? Yürü. Abi lütfen abi. Abi yapma. Abi deyip durma bana, tamam mı? Sen benim kardeşim falan değilsin. Ben de senin abin değilim. Bir dakika, bir durur musun bak? O senin kardeşin, kardeş. Kardeşin o senin ya. Kötü bir şey yapmış olabilir ama o senin kardeşin diyorum bak. Deniz sen karışma. Bak pişman olacağım bir şey yapma şu anda. Pişman olmak ha? Ulan neden böyle oluyor ya? Ha? Neden böyle oluyor? Bana neden bunu yapıyorsunuz? Neden sizi sevmeme izin vermiyorsunuz da bana oyunlar oynuyorsunuz siz? Neden? 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 Şimdi polisi arayacağım. Gelecekler buraya, tamam mı? Seni onlara teslim edeceğim. Ya tamam, bırakır mısın? Ağlıyor kız, isteyerek yapmamış. Belli ki isteyerek yapmamış. Ağlıyor artık, yeter bırak artık. Ağlarsa ağlasın, umurumda bile değil. Çekecek cezasını, tamam mı? Çekecek cezasını. Evet, yeter! Bana kızgınsın, bana. Hala bana kızgınsın, sinirini başkalarından çıkarma, tamam mı? Sinirini kardeşinden çıkarma. Tamam mı? Defol git buradan. Bir daha yüzünü görmek istemiyorum senin. Bakma bana öyle, defol git buradan! Özür dilerim abi. Ben böyle olsun istememiştim. Bak. Gördün mü Deniz? Senin istediğini yaptım. Seni dinledim, gönderdim. Niye yaptım ben bunu Deniz? Çünkü anlamanı istedim Deniz. Anlamanı istedim. Beni anlamadın be Deniz. Ben senin için canımı verirdim, canımı. Sen iste, ben senin için ömrümü ömrüne adardım. Canımı yoluna verirdim senin. Ya ben onca yıl senin hayalini yaşadım ya. Seninle buluşacağımız, görüşeceğimiz günün hayaliyle yaşadım. Seni bekledim. Ondan sonra seninle karşılaşınca bana verdiğin şey ne? Ne verdin bana sen Deniz? Benim bir karşılık beklentim de yoktu. Ama bunun karşılığında sen bana kocaman bir yalan verdin Deniz. Yalan verdin. Sen bana kocaman bir yalan söyledin. Ufacık mutluluğu çok gördün be bana. Yok ben istemiyorum ya. Hiçbir şey istemiyorum.
Rahat kalmak istiyorum artık, rahat. Artık üzülme, tamam mı? Yeter. Günümüzü mahvetme. Bugünü mahvetmedim, öyle mi? Peki benim mahvolan günlerime ne olacak Deniz? Hı? Var mı bu sorunun cevabı? Geri dönüp bunları değiştirebilir misin? Değiştiremezsin. Bak bir de gözünün içine baka baka söyleyeyim. Ben senin için ölürdüm, ölürdüm. Canımı verirdim ben senin için be. Sen nasıl yaptın bunu? Sen bana yapabilir miydin? Sen benim için canını verebilir miydin ha? Yapamazdın. Ben yapardım. İste verirdin. Şimdi ben sana soruyorum. Ben sana nasıl güveneceğim Deniz? Hı? Nasıl güvenebilirim ben sana? Eskisi gibi nasıl inanabilirim? Nasıl güvenebilirim ben sana? Nasıl her şeyimi sana bağlayabilirim? Güvenemem değil mi? Sen güvenebilir miydin? Güvenemem. Çünkü sen korkaksın Deniz, korkak. Sen beni yarı yolda bıraktın, yine bırakırsın. Benim bunları kaldıracak gücüm kalmadı artık. İstediğin kişi olamadım. Ben de buyum işte. Hayallerindeki Deniz olamadım. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.